Da sizlere gündemdeki en önemli konulardan ve en çok konuşulan konulardan biri olan tabii ki ilk Türk astronot olan Alper Gezer Avcı'nın ve ona dönük kapsamlı bir program yapmak istedim. Çünkü bu konu uzun zamandır konuştuğumuz bir konuydu. Artık döndü, süreç bitti. Yani o aksiyon dolu süreç bitti. Ve artık sonraki aşamalar, bundan sonra ne olacak kısmını konuşacağız. Ama süreci bir hatırlamak lazım. Alper Gezer Avcı'nın hazırlanışı, uzaya için çalışmalar yapması aldığı eğitim, insanların bunlar hakkındaki yorumları, haberleri pek çok şey vardı. Ben de hafızalarımızı tazelemek adına bu süreci genel olarak sizlere bir hatırlatmak amacıyla ufak bir video hazırladım. İzleyelim. Biliyorsunuz Türkiye Uzay Ajansı bakanlığa bağlı ve hükümetin açıkladığı planlara göre devlet bazlı bir proje olarak öne sürülen bu uzay çalışmaları aslında ilk olarak bir insanı uzaya göndermekle başlamadı. Hatırlarsanız Ay'a sert iniş yapılacaktı. Bu plan rafa kalktı. Bazıları iyi oldu diyor, bazıları niye uygulanmadı diyor. Ama sonrasında asıl plan olarak uzaya ilk Türk astronotun gönderilmesi gerektiği konusunda karar verildi ve 2023 yılı bunun için seçildi. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı tabii ki ve 2023'te olması planlanan bu yolculuk 2024'e ertelendi. O süreci bir bakalım. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Merhabalar Zeynep, ben Alper. Tanıştığımıza memnun oldum. Demek astronotumuz sensin. Evet ama arkadaşlarına söyle, bundan sonraki görevler için sizlere güveniyoruz. O iş bizde. Gurur duy Türkiye. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzaya gidiyor. Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor. Devamı gelecek. Alper Gezer Avcı, yani bizim ilk Türk astronotumuz, tarihe geçen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 8 aylık bir hazırlık çalışması yaptı. Bu uzay macerası için, bu uzay yolculuğunda neler yapması gerektiği konusunda eğitimler aldı. Yurt dışında aldı, Amerika'da aldı, çeşitli yerlerde aldı ve kapsamlı bir program, bir eğitime tabi tutuldu. Ben de kendisiyle bu sürecin sonunda bir röportaj yapmıştım. Onu da hatırlayalım ve bakalım neler demiş Alper Gezer Avcı, görelim. Evet, bunca astronot ve kozmonottan sonra şimdi de bizim Türk astronotlarımızla, dostlarımızla beraberiz. Burada Alper Gezer Avcı ve Tuğa Cihangir Atasever var yanımızda. Kendilerinden ilk kez bizim için ufak birkaç soru cevaplamasını istiyoruz. Merhaba öncelikle, tanıştığıma çok memnun oldum. Merhaba. Soracağım soru şu benim. Eğitimde ne gibi eğitimlerden geçtiniz? Nasıl zorluklarla karşılaştınız? Ve sizin ilk görevinizde karşılaşmayı beklediğiniz engeller neler? Sizinle başlayalım. Şöyle, programın icrası esnasında paydaş olan NASA ile birlikte bu görevin icrasını üstlenen SpaceX'in ISS'in modüllerinin paydaşı olan Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı'na ait olan modüllerin gereklilikleri dahilindeki bütün rutin operasyonel ve acil durum operasyonlarına yönelik eğitimlerini bugüne kadar tamamladık. Nisan ayı ortasında Tuva ile birlikte başladığımız bu eğitimleri hali hazırda sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Ve fırlatmanın gerçekleşeceği tarihe kadar da bu eğitimler aralık vermeksizin devam ediyor olacak. Zorluk adına benim bu işe çıkarken de bundan önceki süreçlerde de kendime edindiğim mottolardan bir tanesi bir işi sadece bir kişi yapabilmişse ben de yaparım şeklindeydi. Dolayısıyla karşılaşabileceğimiz zaten zorlukların birçoğu belki bugüne kadar tecrübe edilmiş zorluklar. Dolayısıyla bizim görevimizin icrasına yönelik spesifik
Karşılaşmayı beklediğimiz ya da karşılaşmaktan tedirgin olduğumuz herhangi bir zorluk yok. Alper Gezer Avcı 19 Ocak'ta ülkeden ayrılmış, daha doğrusu dünyadan ayrılmış ve 20 Ocak'ta uzaya, uluslararası uzay istasyonuna varmıştı. Şimdi aslında daha önce olması gereken bir plandı. O da yine rötarlı olarak ertelendi. Bunun için hava şartları öne sürüldü. Hava şartları kötüydü, bu yüzden erteledi, kalkışı dendi ve ondan sonra uzaya gitti. İşte o uzay macerası, kalkış anları, oradaki o insanların sevinci, bunları hatırlayalım ve görelim. 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and liftoff. Coming together first through the hatches, Marcus Wandt and Alper Gezerauci. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda yüce atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü, istikbal göklerdedir. Alper Gezer Avcı uzay istasyonunda, yani uluslararası uzay istasyonuna çıktığında güzelce karşılandı, evet, oradaki mürettebat üyeleri tarafından. Ve oradaki asıl çalışma olarak 13 tane deney yaptı. Ve orada tam 18 gün boyunca kaldı. Bakalım bu süreç nasıl oldu? Orada ne deneyler yapıldı diye kafamızda sorular dönerken Diyarbakırlı öğrenciler Alper Gezer Avcı'ya uzaydayken bu deneyleri sordular. Ben Firdevs. Uzay istasyonuna gitmeniz ne kadar sürüyordu ve bu yolculuk boyunca herhangi bir korku veya endişeniz oldu mu diye sormak istiyorum. Firdevs, merhabalar kardeşim. Buraya gelişimiz bizim 36 saat sürdü. Nispeten uzun bir yolculuktu. Daha önce çok daha kısa sürelerde buraya ulaşanlar da oldu. Ama bizim gelişimiz 36 saatti. Geliş esnasında hiçbir korku ya da endişe yaşamadım. Çünkü bunlar zaten bizim aylardır hazırlandığımız süreçlerdi. Şu anda neredesiniz? Orada neler yapılıyor? Neler görünüyor? Biraz seninle bağlantıya başladığımız andan şu ana kadar geçen 10 dakikanın içerisinde yaklaşık Amerika kıtasının batısından ortasını kat edecek kadar yol geldik. Hatta belki daha fazlası. Küçük bir örnek vereyim. Mesela bir dakikada okulun içerisinde nereden nereye kadar gidebilirsin? Mesela okul kapısından bahçe kapısına ulaşabilirsin belki bir dakikada. Bir dakikada uluslararası uzay istasyonu Türkiye'nin batısından tamamen doğusuna kadar kat ediyor. Orası sıcak mı yoksa soğuk mu dünyaya göre? O atmosferin içerisinden güneş geçerken birçok zararlı ışını bloke ediyor, filtreliyor. Dolayısıyla bize ulaşana kadar aslında bizim için daha korunaklı bir gün ışığını bize ulaştırmaya imkan tanıyor. Her ne kadar biz yukarıya kafamızı kaldırıp güneşe direkt baktığımızda yine de etkilese de burada o kadar direkt bakamıyoruz bile. Yansıması bile çok kuvvetli oluyor. Tabii bu güneşi gördüğümüz zaman bu bölgedeki ısınma da ona göre fazla oluyor. Yaptığınız deneyler sonucunda gelecekte biz nasıl bir teknoloji, nasıl bir dünya bekliyor? Bundan sonra artık okullarınızda şu anda değerli öğretmenlerimizin size minik deney setleriyle göstermiş olduğu o kabiliyetlerini sergileyebileceğiniz küçük denemelerin aslında ne tür büyük alanlara erişebileceği noktasında sadece birer ilk izlenime sahip oldunuz. Bundan sonra o bilim insanlarımızın yapılmak, gerçekleştirilmek üzere bana teslim etmiş olduğu deneylerin, o bütün hazırlık süreçlerinin gelecek adımlarına sizler imza atacaksınız kısmet olursa. Yolunuz, bahtınız şimdiden açık olsun. Açıkçası ben de izlediğimde bu minik öğrencilerin, bilimseverlerin sorularının biraz havada kaldığını, biraz yanıtsız kaldığını gördüm. Ve açıkçası çok da hani tatmin edici bilgi
alamadım. İzleyenler de aynı şekilde düşünmüş olacaklar ki 13 deney neydi, ne yapıldı, ne bu deneyler gibi sorular vardı. Ben de sizler için bu 13 deney nedir, içerikleri neydi, ne hedeflendi, ne amaçlandı, bunlar için güzel bir haber hazırladım, sizlere sunuyorum. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı uzay yolculuğunu tamamladı. 2 haftadan fazla uluslararası uzay istasyonunda kalan Gezer Avcı, bu geçirdiği süre boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Peki, astronotumuz uzayda hangi deneyleri yaptı? Bunlar sırasıyla Message, Uzman, Oksijen Satürasyonu, G-Metal, Extramofite, Vocal Cord, Metabolom, Uyna, Algal Space, Pranet, Mioka, Mieloid ve CRISPR Gem oldu. Şimdi tek tek bu deneyler neymiş onlara bakalım. Message deneyi mikro yer çekimi altında astronot bağışıklık sistemlerinin tepkilerini tahlil etti. Böylelikle uzun vadeli uzay görevlerinin sağlık üzerindeki etkileri araştırıldı. Bir beyzbol topu, bir diğeri de... Uyna deneyinde ise yeni nesil metal malzemeleri ergime sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklarda ısıtılarak katı halden sıvı hale getirme işlemi hakkındaydı. Bu deneyde katılaşma sürecinde termodinamik ve fiziksel özellikler araştırıldı. Alper Gezer Avcı, Hacettepe Üniversitesi'nin hazırladığı Mieloid adı verilen deneyi de gerçekleştirdi. Uzay misyonuna katılan bireylerde radyasyona maruz kalmanın kanser için öncül lezyonlar olan periferik kandaki mieloid kökenli baskılayıcı hücreleri etkisi bu deneyde incelendi. CRISPR Gem deneyi, moleküler biyolojinin yöntemlerinden CRISPR'in mikro yerçekimi ortamında bitkiler üzerine denenerek uzayda yetiştirilecek bitkilerin verimliliğinin arttırılmasını hedeflemişti. Deneylerle ilgili olarak Alper Gezer Avcı, CRISPR Gem görevine öncelik verdiğini söylemişti. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenir kenetlenmez, öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırlayarak bitki ve yosun deneylerimizi başlattık. Bu deneylerden biri olan CRISPR Gem'de genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı hedefliyoruz. Uzman isimli deney, mikroalg türlerinin yerçekimsiz koşullarda büyüme, dayanıklılık testlerini gerçekleştirilmesi ve metabolik değişikliklerin incelenmesi üzerineydi. Bu deneyle karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi için kapalı sistemlere yaşam destek ünitesi geliştirilmesi hedefleniyor. Oksijen satürasyonu, Nişantaşı Üniversitesi'nden gelen oksijen satürasyonu deneyinde ise yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedeflendi. Gezer Avcı'nın uğraştığı bir diğer deney ise G-Metal oldu. Katı parçacıkların akışkan bir ortamda homojen şekilde karıştırılması olayında yer çekiminin etkisi ölçüldü. Mioka deneyiyle uzay istasyonunda elektronik kart üzerine kurşunsuz bileşen montajı yapıldı. Algal Space isimli bu deneyde ise kutup mikroalgilerinin uzay misyonlarında astronotlar için gıda takviyesi, karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, su iyileştirmesi ve yaşam destek alanları için kullanılması amaçlandı. Extramofite adlı ilginç deneyde ise Tuz Gölü'nde yetişen endemik Shrenikele paravula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkiler üzerineydi. Vokal kord deneyi de uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin vokal kord kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak bir deneydi. Bir diğer deney de Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan Metabolom deneyi. Bu araştırma uzay koşullarının insanın gen ekspresyonlarında ve metabolizmalarında gerçekleşen fizyolojik ve biyokimyasal değişimlerin incelenmesi üzerine. Ve son olarak Pranet deneyi. Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan bu deneyde antibakteriyel propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisi araştırıldı. Hedefse propolisin uzaydaki hastalıkların tedavisinde kullanılma ihtimalini görmekti. Alper Gezer Avcı 18 günlük sürenin sonunda döndü. Evet, 18 gün kalması planlanmıyordu aslında. 2 haftalık bir süreçte uzadı ve 18 günün sonunda çok uzun bir yolculukla dünyaya döndü.
Yani artık bir günü geçti, süre uzadı, o süre yolda geçti. Dünyaya dönüş yolculuğu uzun sürdü, evet. Sonunda tabii özlediğini söylüyordu ailesine, sevdiklerini de yemekleri özlemiş. Ondan sonra döndü, ailesiyle bir kucaklaştı, onlarla bir özlem giderdi. Devlet yetkilileriyle görüştü. Hatta bir haber olarak Alper Gezer Avcı, Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu üyeliğine atandı. Bizler bayrağında ay ve yıldızı taşıyan bir milletiz. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney gerçekleştirdi ve görevini tamamlayarak dünyaya döndü. That is an amazing view of the AX3. Gezer Avcı ve beraberindeki 3 astronotu dünyaya taşıyan Dragon uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletine Türkiye saatiyle 16.30'da indi. Astronotlar inişin hemen ardından hastaneye götürüldü ve sağlık kontrolleri yapıldı. Alper is looking good. He's excited. He's excited. Astronotların dünyaya dönüşü elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Gezer Avcı'nın da içinde bulunduğu Axiom 3 ekibi 18 gün istasyonda kalarak beklenen 14 günlük sürenin üstüne çıktı. Slowly making its way to splashdown. Yaklaşık 48 saat süren dönüş yolculuğu Dragon uzay aracının bugüne kadarki en uzun transfer süresi olarak kayıtlara geçti. Bunun nedeni hava koşullarının elverişli olmaması olarak belirtilmişti. Coming together first through the hatches, Marcus 1. Alper Gezer Avcı uzayda birbirinden farklı 13 bilimsel deney yaptı. Deneylerden birinde Gezer Avcı farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yerçekimsiz ortamda hareketlerle döngüsel reaksiyonları inceledi. Yerçekimsiz ortamda döngünün ataletle reaksiyonunu check ediyor. Tabii asıl plan burada Alper Gezer Avcı döndükten sonra onu insanlarla görüştürmek, öğrencilerle, bilimseverlerle, bilim insanlarıyla görüştürüp onlarla konuşturmak, soruları yanıtlamak, bilgilerini aktarmak ve hatta bunun için bir rol model olması planlandı. Tabii ki bundan dolayı da soru cevaplara katıldı, basın açıklamalarına katıldı. Minik öğrenciler de sorular sordu, gazeteciler de sorular sordu, çeşitli katılımcılar da sorular sordu. Kimileri Alper Gezer Avcı'yı pahalı bir uzay yolculuğu yapan uzay turisti olarak eleştirdi. Kimileri ise meraklı meraklı uzayda neler yaptınız diye sordu. İzleyelim. Benim bugüne kadar hayallerimin sınırını limitlemek zorunda kaldığım, kafamı gökyüzünün ötesine kaldıramadığım o suni limitlerin tamamını bertaraf eden ülkemizin güçlü iradesini bünyelerinde hissederek potansiyellerini istedikleri alana yansıtma fırsatı bulacaklar bundan sonra. Uzay misyonu başlayınca bazı kesimlerde eleştirilerde de bulundu. Bunun bir turistik gezi olduğuna yönelik de tartışmalar oldu. Siz bizzat deneyimlediniz. Bu bir turistik seyahat miydi? Bunu merak ediyorum. Elbette ki 13 çok önemli deney gerçekleştirildi Türkiye tarafından ama siz orada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yıllardır uzayda deney yapan, bilimsel çalışma yapan insanlarla da ortak çalışmalara katıldınız. O çalışmalarda edindiğiniz farklı bir deneyim var mı? Bu kadar kısıtlı bir zaman dilimine rağmen onların da acabalarla sürece başladıkları bir noktada bu derece başarıyla ve bu derece hakikaten onların da gözlemlerinde şaşırdıkları pozitif bulgularla sürecin sonlanması neticesinde müthiş geri beslemeler aldık eğitimin bitiş toplantısında ve kendilerinin de belki bugüne kadar yürüttükleri bu eğitim süreçleri için koyulmuş olan standartlar noktasında yeni değerlendirmeler yapma gereklilikleri hissettiklerini dile getirdiler. Dolayısıyla yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını ben çok rahatlıkla ifade edebilirim. Tabii bunun üzerine hala yani konuşmalar var, yorumlar var, eleştiriler var, açıklamalar var, analizler var. Çok fazla söz söyleniyor. Yani 48 milyon dolar verildi, o 70'e çıktı. Oradaki süreç epey pahalıydı. Alper Gezer Avcı doğru bir eğitim almadı, yetersiz bir eğitim aldı, astronot sayılmaz. Dünya kadar böyle yorum vardı. Kimileri de, bilim insanları da aynı şekilde, aldığı 8 aylık bir eğitimin
özel bir eğitim olduğunu, astronotlar için olan bir eğitim olduğunu, kapsamlı bir eğitim. Yani basit bir uzay turisti eğitiminden çok daha farklı olduğunu söylediler. Bunun üzerine aldığı eğitimin aslında savaş pilotu olmasından dolayı kendisini tamamladığını ve yani o eğitimde öne çıktığını söylediler. Çok fazla düşünce vardı. Tabii ki siz de gördüğünüz gibi Alper Gezer Avcı uzay turisti denmesini çaktırmamaya çalışsa da bozuluyordu. Peki Alper Gezer Avcı uzay turisti mi yoksa Türkiye'nin ilk astronotu mu? Bu soruyu ben yanıtlayamam. Ama bu soruyu yanıtlayacak uzman bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Fuat İnce. Kendisi uzay teknolojileri konusunda uzman bir isim. Bizimle daha önceki programımıza katılmıştı. Uzaydayken durumu değerlendirmişti. Ve şimdi Alper Gezer Avcı döndü ve son kısmı değerlendirmek üzere stüdyoda bizlerle olacak. Hocamızı çok bekletmeyelim. Yanına geçelim, öyle değil mi? Hadi gelin. Bilim teknoloji evreni kaldığı yerden devam ediyor. Yanımıza söz verdiğim gibi Profesör Doktor Fuat İnce var. Fuat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Hocam dediğime bakmayın. Aynı zamanda kendisi dersler de verdiği için bu konuda. O yüzden gerçekten bir hoca yani. Tamam. Hocam tekrardan hoş geldiniz. İlk önce zaten program öncesinde ben izleyicilerimize çeşitli bir derleme hazırlamıştım. Onları benimle beraber izlediler. Tamam. Şimdi... Üç tane hocam özellikle benim sorum var. En çok konuşulan konu. Ben de bugün çok fazla soruyla değil, en net üç soruyla başlamak istiyorum. Ve bunun üzerine duralım istiyorum. Şimdi hocam, en çok konuşulan şeylerin başında, röportajda da soru cevap kısmına da görüldüğü üzere, hatta sosyal medyada da, Alper Gezer Avcı uzay turisti midir, astronot mudur? Bunu soruyorlar, bunu söylüyorlar. Kimisi uzay turisti diyor, pahalı bir uzay tatili yapmış uzay turisti diyor. Ötekiler diyor, çok iyi bir eğitim almış, astronot eğitimi almış, eski savaş pilotu ve artık o bir astronot diyor. Hangisi hocam? Benim düşüncem ağırlığım astronot tarafındadır. Astronot. Yani uzay turizmi kendi parasıyla, kendi zevki için giden kişiler denir. Halbuki burada bir eğitimden geçmiş ve bence yetkin kişi, gerçi... Başka belki kişiler başvurdu da bir elemeden mi geçti onu bilmiyorum ama kesinlikle pilotluğu ve aldığı eğitimle o yetkin kişi ve yaptığı deneylerle de bir astronot diyelim unvanını kazanmış kişidir. Ben orada pek fazla turist mi astronot mu diye tartışmaya girmek istemem. Astronottur. O zaman net belli. Evet. Alper Gezer Avcı Türkiye'nin ilk astronottur resmi olarak. Aynen, katıldım. Bunu bu şekilde söyleyelim. Katıldım. Artık bu konuda kapansın çünkü... Daha kaç defa bunu soracağım bilmiyorum ama çok işte insanlar hocam bir algı vardı işte hani para verdik gittik tamam başkasına yaptırmış olabiliriz. Evet keşke biz yapsaydık keşke biz bu eğitimleri aldıktan sonra roketi uzay mekiğini hazırlayıp çok biz doğru. yollasaydık. Ama neticede eğitim eğitim. Yani Türkiye'de bu eğitimi almış, yurt dışında netice eğitim bir müfredat o çalışmalar, deneyler, testler bir elden zaten... Evet. NASA tarafından SpaceX'le beraber yapılmıştı. Evet. Peki o zaman bu konuyu kapatabiliriz diye Peki. düşünüyorum hocam. Tamam. İkinci sorum bu tabii benim de daha çok ilgimi çeken noktalardan biri. O sürekli bahsedilen 13 deney. Hı-hı. Ben bununla alakalı izleyicilerimize detaylı bir haber izletmiştim. Ama tabii ki hemen izlemek de bunda bütün her şeyi anlamamız zor oluyor hocam. Tabii. Ben bu deney hakkında özellikle sorulan şeylerden bir tanesi de bu deneylerin içeriğiydi. Ne yaptı? Hı-hı. 13 deney de nedir bu? Hani tamam. ne yani bunlar? Ben bunları göstermeye tamam. çalıştım. Tamam. Ama soru olarak da hocam, insanlar yine eleştiri olarak da çok sayıda şunu söyleyen var. Hı-hı. Yani uzaya gitti, fasulye yetiştirdi, geldi. İçi boş, hani laf olsun Hı-hı. diye deneyler. Böyle deneyler mi hocam? Gerçekten laf olsun diye yapılan deneyler mi? Hı-hı. Yoksa bilimsel veri ve katkı sağlayacak deneyler mi? Bunu öğrenmek Bence istiyorum. Bence bu 13 deney, ben onlara tek tek baktım da... Ağırlıkla veya hemen hepsi yakın veya hepsine yakın kısmı gerçekten anlamlı uzay deneyleri. Hatta gruplandırdım kendi içinde. Bir grup ağırlıkla diyelim yaşam bilimleri, biyoloji kısmı var. Bir de onun dışında olanlar var. Onun dışında olanlar mesela bir tanesi alaşımlar,
NASA'nın uzaydaki kristalizasyonu. Bu konu çok işlendi. Bir sürü yüzlerle uzay deneyinde birkaç tanesi, bir kısmı da buna ayrılmıştı ve bulundu ki başka deneylerde bazı kristaller uzayda başka türlü veya madenler diyelim veya metaller dünyadaki gibi değil uzayda başka türlü kristalize oluyorlar. Hmm. Bunun anlamları var. Bir deney bununla ilgili. Oradan bir olumlu sonuç çıkar mı çıkmaz bilmiyorum ama deney güzel deneydir. İkinci bir deney bu akışkanlar içinde küçücük parçacıklar, küçük katı parçacıkların yer çekiminde başka türlü, yer çekimsiz ortamda başka türlü davranışları olabilir ve bunun da anlamı füze yakıtlarında bu bilgi kullanılabilir. Ve bu da anlamlı bir şey. Üçüncüsü pek o kadar belki önemli değil ama elektronik devrelerde çipler diyelim. Devreye karta yapıştırılırken. İsmi neydi hocam o deneyin? O deneyin ismi neydi o hocam? O deneyin ismi Mioka. Mioka, evet. Mioka. Orada lehim dünyada olduğu gibi uzayda da olabiliyor mu? Olabilir. Yani denenebilir. Doğrudur. Daha sonra dediğim gibi biyoloji yaşam bilimleriyle ilgili deneyler geliyor. Ben onlardan dört tanesini belki bir grup olarak bakmak istiyorum. Bunların iki yani daha çok sayıda ama iki tanesi algler. Algler belki biliyorsun denizde mikroskopik yaşam türleri. İki tane değişik iki alg türüyle ilgili deney var. Bunlar uzay yer çekimsiz ortamda yine dünyada olduğu gibi karbondioksiti emip oksijen veriyorlar mı ortama? Tek hücreli canlılar. Evet. bu da önemli çünkü ilerideki uzun uzay uçuşlarında bunlardan yararlanarak ortamdaki karbondioksit oksijene çevrilmesinde bunlar yararlanabilir. Onlar iki tane deneyin konusu. Bence yine verimli güzel. Anladığım kadarıyla. Nasıl? yine verimli bir deney. Evet evet yani bence anlamlı verimli. Dört tane başka deney var. Onlar bir Hacettepe Üniversitesi'nden olan vardı, bir Nişantaşı Üniversitesi var, bir Muş vardı. Evet. Onlardan da gelmiş böyle İnsan deney şeyleri. İnsan fizyolojisiyle ilgili deneyler var. Bunlar da çok yapıldı daha önce kanser dışarıda. Kanser. Hücrelerin dünyadaki davranışıyla oradaki davranışı aynı mı? Var. Bunlar iki tanesi CRISPR deneyi. CRISPR çok yeni değil mi? Biyolojide genetik mühendisliğe çığır açan bir teknolojidir. Evet. 10 yıldır falan bu konuda çalışılıyor. O deney benim çok ilgimi çekmişti hocam. CRISPR deneylerinde yalnız uzaya canlı hücre herhalde çıkıyordur. Öyle olur. O canlı hücre orada bir tabii, davranış yani gösteriyor. Sonra indikten sonra yerdeki canlı hücreyle davranış karşılaştırılıyor sanıyorum. Herhalde böyledir. Fakat uzaya çıkarken bir canlı hücre o füzenin titreşimi ve yüksek G kuvveti bakalım onu nasıl etkiliyor? Bunu ayırt edebilmek lazım. Çünkü G kuvveti ağırlığı evet. da arttırıyor. Dört katına çıkartıyor. Ya, bu da insanlı uçuşlarda dört değil üç katına kadar çıkabilir. İki buçuk üç katı arası çıkıyor. Ama yani 80 kiloysanız 200-240 kilo gibi hissediyorsunuz. Bu algı da etkiler, hücreleri de evet, etkiler. Evet, hücreler acaba bundan mı etkilenerek davranış değişikliğine giriyorlar yoksa yer çekimsizlikten mi? Bunu başka türlü yollarla herhalde bulurlar. Bu da ayrı bir veri hocam aslında. Tabii, yani deneyin aslında kaliteli olduğunu da gösteriyor. Evet. Bu deney doğru güzel de bu etkinin başka yollarla ortaya çıkarılması lazım. Hücredeki değişiklik füzedeki çıkıştan dolayı mı, yüksek G ve titreşimden dolayı mı oldu yoksa yer çekimsizlikten dolayı mı bunu oldu? Bunu tespit edebilirler değil mi hocam? Edebilirler. Yani edebilirler ama yeryüzünde o füzenin çıkışındaki durumu simüle ederek. Yani yüksek G'ye yüklerler, titreşime yüklerler yeryüzündeki makinelerde. Aynı etkiyi orada mı görüyorlar yoksa yer çekimsizlik ortamında mı görüyorlar? Yoksa doğrudan uzaydan geleni laboratuvardakiyle herhalde karşılaştırılırsa cevap bulamamış olurlar. Bu bence peki önemli hocam. Ve ben bunun araç veya söylendiğini görmedim. Olabilir. Belki de buradan araştırılmalı, bu veri de ortaya çıkarılmalı diyebiliriz. Çünkü ben de o deneyler kısmında böyle bir veriyi okumadım yani. Böyle bir şey yok, yoktu. Yok, o benim düşüncem, katkım. İşte hocam böyle zaten o deneylerin içerikleriyle başka bilim insanlarının da böyle konuşmalarıyla, yorumlarıyla açılıyor önü. Bilim yığılma yoluyla ilerliyor. Bilginin yığılmasıyla. Herhalde düşünürler ya da birileri söyler söylemiştir bunu. Yani yeryüzündeki follow-up, yani takip eden deneyleri yapıp herhangi bir etkinin araştırılır. Nereden dolayı oldu? Füzeden dolayı mı oldu? Uzaydaki yer çekimsizlikten dolayı mı oldu? Bunu bulurlar sonunda. Herhalde diyorum düşünmüşlerdir. Bakalım. Ama yazmıyor bir yerde. Evet, ben de görmedim onu. Başka bir deney yine bitkilerle ilgili. İşte tuz, yani tuza dirençli ya da tuz diyelim bitkileri. Yeryüzünde ve oradaki davranışını şey. İki tane ama fasulye yetiştirme falan diye dalga geçenler olmuştu. Bir tanesi, biraz dalga geçenler onunla oluyor.
arıların propolis diye bir ürettikleri bal gibi bir madde var. O madde yeryüzünde işte antibakteriyelmiş, bakterileri öldürüyor. Orada da deniyorlar. Acaba orada da bakterileri öldürüyor mu? Uzayda öldürüyor. Uyduruyor. Antibakteriyel etkisi yeryüzünde var. Orada da var mı? Bir soru. Bu çok kolay aslında. Biraz da basit bir deney. Evet. Propolis deneyi. Propolis deneyi biraz basit bir deney. İki tanesi de insan sağlığıyla ilgili. Bir tanesi vocal cord denen. İnsan sesi orada değişiyor mu? Normal sağlığın sırasında değişiyor mu? Yoksa bir hastalık sırasında değişiyor mu? Yukarıda. Hocam aslında çok enteresan oradaki veri. Şey çünkü bildiğim kadarıyla uzayda işte sıvılar yukarı doğru değişimden dolayı yukarı doğru çıktığında işte insanın başında bile bir büyüme oluyormuş. Bir hafif bir büyüme oluyormuş. Şişmeler oluyormuş. Evet tabii. Kan uzayda. Aşağı değil her tarafa dağılıyor. Evet. Aynen öyle. Ama yatarken de öyle. Yatarken de tabii ayakla baş aynı hizada. Neyse bu iki tane deneyden bir tanesi ses analizi yoluyla hastalığı falan orada dünyada olduğu gibi bulabilir miyiz? Ya da orada hastalık olmasa bile yer çekimsizlikten dolayı acaba sesimiz değişiyor mu konuşurken? Bir tanesi. Bir tanesi de oksijen satürasyonu. Oksijen satürasyonu evet. Evet, orada da ortama verilen oksijen ile bir rahatsızlık arasında ilişki kurmaya çalışıyorlar. Yani rahatsızlık. Yalnız her ikisinde de bir rahatsızlık ilişkisi kurulmaya çalışıyor da orada pilotlar herhalde bir rahatsızlık hissetmediler ya hissetmiyorlardır. Yani hasta bir astronotla sağlıklı bir astronotun ikisinin de bulunması lazım. Yani astronot rahatsızlık hissediyorsa diye bir bulgu olabilir ama rahatsızlık hissetmiyorsa her şey sağlıklıysa mesela, o deneyin sonucu mesela, olmayacak. Grip olabilir mi? Soğuk algınlığı olabilir mi? Olabilir de olduğunu bilmiyorum. Yani belki hayır, deney amacıyla hasta, olsa... Hasta oldu, bütün hepsine bulaştırdı falan gibi bir durum olabilir mi hocam? Şimdi hasta olsa, soğuk algınlığı, grip falan gibi bir şey olsa belki deneyin amacıyla çok da düzgün, iyi olur. Tabii hastalanmasını istemeyiz astronotların ama... Uzayda mikrop yok mu yoksa hocam? Yok tabii ortam çok steril falan da ama hastalanırsa eğer acaba hastayken uzaydaki davranışı, sesinin, nefes almasının incelenmesi iyi olurdu. Çünkü ileride uzun uzay yolculuklarında hastalanmaları mümkündür. Yani evet. Gerçi çok iyi sağlıkları herhalde kontrol ediliyor mümkün. Efendim ama karantinaya giriyorlar gitmeden önce. Tabii, evet. Onlar karantinaya giriyorlar ama düşünseniz hocam hani olmaz ama hani oldu diyelim. Evet. Bir tane astronot Covid kapmış, getirmiş, bütün uluslararası uzay istasyonuna bulaştırmış, komple uzay istasyonu Covid. Covid uzaya da çıktı zor. Diye. Yani tam belki pek olası bir şey değil ama. Ya onlar tabii aynı aşıları falan kontrolleri günler önce, haftalar öncesinde yapsın bu ortamda eğitiliyorlar. Bir aklıma geldi işte hocam. Yani, tabii farazi olabilir. Şey. Ama ondan sonra onların işte kandaki oksijenleri, başka davranışları falan kayıt altına alınıp yeryüzündeki gibi mi bir gelişim gösterdiler, iyileşme gösterdiler yoksa orada ayrı bir iyileşme süreci mi oluyor? Bu inceleme konusudur ama kimse orada hastalanmalarını istemez astronotlar. Tabii oradaki oksijen, dünyadaki oksijen oranı farklı, güneşi alma şeyi farklı. Kontrollü bir oksijen farklı. Orada kontrollü bir oksijen. Tabii kontrollü bir şey zaten aslında sentetik yapay. Sentetik değil mi? Yapay bir şey var zaten orada. Ama tabii ki şey olarak baktığınızda hocam, hani gezegen de şu atıyorum mesela dünya üzerindeki hastalıklar ya da hastalandığındaki iyileşme oranı belki Ay'da farklı, Mars'ta farklı etki gösterecektir. Olabilir. Böyle bakıldığında aslında yani, güzel bir düşünce yani. Olabilir de onu kontrolü yapabilmek öyle bir deney zor. Hastalandırmayalım. Zor. İleride. Yani biz göremeyiz. Yani boşu boşuna nezle, hastalığı, grip falan yapmayalım astronotları. Yani, durduk yere deneyelim diye hasta etmenin anlamı yok tabii ki ama. Şimdi bu deneyler ve başka benzeri tabii dediğim gibi yüzlerle uzayla deneyler yapılmıştır bugünümüze kadar. Onlarca uçuşlar. Bunlardan büyük kısmı yani istatistik olarak bakarsanız önemli bir şey bulmadı. Fakat bazıları da buldu. Bu kristal deneyi onlardan bir tanesi. İnsan sağlığıyla ilgili CRISPR ya da mesela biyolojik onlarla ilgili geçmiş deneyler olumlu, anlamlı sonuçlar bulmuştur. Bizimkiler de inşallah dünya literatürüne böyle anlamlı bir sonuç çıkarmış olurlar. Tabii bu deneylerin sonuçları daha sonra yayınlanacak. Yayınlanması gerekiyor normal tabii. Göre kalma. Ve prestijli dergide yayınlanacaklar inşallah ve orada hakemli dergiler. Hakemli. Orada göreceğiz. Parayla makale bastıramadınız dergiler yani. Evet. Orada göreceğiz gerçekten iyi bir çalışma olmuş.
bir olumlu sonuç, yani beklenen güzel sonuç olmasa bile böyle bir sonuç için her zaman için olumludur. Yani beklediğiniz yararı görmediniz ama demek ki bu iş bir yararlı sonuç vermiyormuş sonucunu almak. O da bir veri. Yani hocam genel olarak şey diyebiliriz. Bu deneylerde data sağlayan, yani veri sağlayan faydalı ve literatüre girecek deneylerdi ve katkı sağladı diyebiliriz, öyle değil mi? Tabii diyebiliriz. Mutlaka olacaktır. Bu da o zaman fasulye yetiştirildi şeyini birazcık dağıtıyor yani algısını. Bunu da şimdi söyleyebiliriz. Bu deneyler hepsi dikkat edersen dünyaya yönelik. Yani yeryüzündeki yeryüzüne bir yarar sağlamak için. Uzayın yararları için daima uzaya gitmek gerekmez. Uzayın yararları yeryüzünde de sağlanabilir. Bunlardan bir tanesi de neyse belki sonra. Uzay ne işe yarar diye sorduğumuzda. Hocam mesela evet uzay şimdi bu çalışmaları yaparken insanlar hep şey diyorlar. Tamam bunca eğitim alıyorlar. Bu kadar para harcanıyor. İşte uluslararası uzay ajansına ülkeler bu kadar para harcıyor. Niye yani? Uzaya çıktığında ne oldu? Ne yapacaksın? Sadece prestij mi diyorlar. Sizce hocam uzay sadece prestij mi? Yoksa uzay ülkelere gerçekten katkı sağlayacak ve ilerideki uzay çağını şekillendirecek bir alan mı hocam? Tamam. Şimdi bu uzay sadece prestij mi çok söylenmiştir ama öyle değil. Öyle değil derken daha önceki konuşmamızda da söylemiştim. Uzay yetenekli devletlerin uzay politikalarında özellikle başta ya da başta yakın söylenir ki uzay insanlığa yarar sağlayacak. Uzay devletimize, ülkemize, halkımıza, dünyaya yarar sağlayacaktır der. Şimdi ve öyle çok sayılabilir uzayın yararları. Belki 2-3 başlık altı toplanabilir. Bir tanesi haberleşme, işte uzay yoluyla uzaklarda rahat haberleşebiliyoruz uydudan. Yayınlarımız evdeki televizyon antenleri uydudan yayın alıyor. O şimdi büyük çanak antenler. Uydu olmasa onlar yeryüzünden çok zor giderdi. En önemlisi de en çok da kullanılan uzayın kullanım alanı gözlem. Yani yeryüzünde ne var ne yok onu yukarıdan görmem ve büyük arazileri, büyük alanları toplu olarak görme, objektif görme. Yani yeryüzüne girip birisi de bak işte ormanımız fena değil, ağaçlar iyi falan demiyor. Oradan tamamen ölçümlerle tepeden orman durumu haritalardan çıkarabiliyor. Bunlar son derece önemli. Dışında aslında hani benim aklıma gelen hocam sizin söylediklerinize ek olarak şu da geliyor. Yani yaşadığımız evreni görebiliyoruz. Yani biz şurada bir kabuğumuzdayız. Şöyle bir kabuğumuzdayız. Üstü kapalı. Biz bu kabuğumu dışarı çıkarıyoruz ve kafamızı kaldırıp bakıyoruz. Etrafta ne var? Yani gezegenler, işte ay, işte uydu, ne bileyim başka galaksiler. Yani kabuğundan insanın, insanoğlunun daha doğrusu kabuğundan çıkıp evreni görmesi. Yani bu anlamda da nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmek açısından da önemli bir şey uzay. Yani o çok büyük bir insanlığa diyelim kavram. Yani bizim uzaydaki yerimiz nedir? İşte uzayda dünya küçücük bir nokta böyle çok uzaklardan bakarsın. Çok asıl ama yani düşünün bu bilgiyi hocam orta çağda verdiğinizi ve böyle sunduğunuzu. Orada giyotinden kafalar gidiyordu zaten. Dünyanın düz olduğu inancı vardı. Ama dünyaya dönük de çok büyük uzay yararları var. Demin diyordum bir tane haberleşme, ötekisi gözlem. Şimdi gözlem uzaktan algılama diye bir ana bilim dalı vardır. Uzaktan algılama tam uydulardan alınan görüntüler yeryüzünde bitki örtüsü, arazi kullanımı, tarım alanları, çevre kirliliği, şehirleşme bütün bunların haritalarını uydu görüntüyle çıkarırsınız ve bunu böyle çevrede dolaşmadan fazla. Oturduğunuz yerde bilgisayar uydudan gelen verilerle yaparsınız. Bu uzaktan algılama Türkiye'de ve dünyada, Türkiye'de özellikle belediyelerin, bakanlıkların çok işine yarar. Peki hocam şu an o zaman uzay macerası tamamlandı. Yani Alper Gezer Avcı oradaki misyon olarak bakıldığında hazırlandı, eğitimini aldı, gitti, uzaya gitti, deneyleri yaptı, geldi. Şimdi o süreç bitti. Peki hocam bu süreç tamamlandı ama bir başka süreç başlıyor. Sonraki süreç yani after effects gibi yani yani sonraki etkiler başlayacak. Burada peki hocam sizce ülkeye bu çalışmanın, bu uzay misyonu ülkeye ne gibi katkıları olacak? Olacak mı? Olacaksa ne gibi katkıları olacak hocam? Yoksa sadece bu bir gösteriş miydi? Pek çok insanın korktuğu gibi yani bir gösteriş olarak mı yapıldı? Sadece prestij olarak mı yapıldı? Ve lafta mı kalacak hocam? Şimdi gösteriş ve politik amacı var kesin. Vardı ve o politik amaçlı kullanılacak bu. Şimdi arkası gelip gelmeyeceğini zaman içinde göreceğiz ama mutlaka gelmesi gerekir. Bir de Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı da yönetim kurulunda değişti. Hatta Alper Gezer Avcı bir yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Üyesi oldu, evet hocam. Yani bu gerçekten gençlerimize ve devlete, ülkemize bir
örnek ve ilham kaynağı mı olacak? Yoksa işte politik amacını yerine getirdi, artık oldu bitti kapandı mı olacak? İnşallah öyle olmaz. Bence önemli. Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu üyeliğine atanması Alper Gezer Avcı'nın önemli aslında. Evet, evet. Diğer kişiler de var. Onların bir tanesi de tanıyorum çok iyi. Yani arkadaşım. O da değerli bir insandır. Yakın zamanda zaten başkanı da değişti. Başkanı değişti tabii. Hı-hı. Yani eski Uzay Ajansı Başkanı ve eski yönetim kurulu biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. İnşallah onu tamam değiştir şimdi. Ve Alper Gezer Avcı'nın uzay macerası, yani astronot olmasıyla ortaya çıkan haber neyse, bir örnek olacaktır. Uzayın diğer yararları, demin sözünü ettiğim gözlem yararları, dünyaya dönük, doğrudan doğruya bizim ilgilenen hepimizi, belediyeler bu, benim belediye alanımda ne kadar kaçak inşaat mı olmuş, neresi veya tarlalarda ne kadar buğday ekilmiş, ne kadar pamuk ekilmiş, bunların sağlık durumu nedir? Daha tarladan kalkmadan rekolte tahmini yapabilirsiniz. Bunlar uzaydan gelen görüntülerle olur. Bunların Türkiye'de yaygınlaşması lazım ve bu yaygınlaşma görevini de götürecek olan Türkiye Uzay Ajansı. Yani yeni yönetim inşallah bunları yaygınlaştırır. Ve bu işleri yapacak kişiler, uzmanlar Türkiye'de var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, başka üniversitelerde uzaktan algılama hocaları var, dersleri var. Bunların ülke çapında uygulanmaya konması lazım. Ve konmuyor fazla nedense. Ama onun konması için destek gerekiyor. O desteği de Türkiye Uzay Ajansı verecek. Çünkü onlara uydu fotoğrafları, uydu resimleri lazım. Onları para verip alacak dışarıdan. Bunu üniversite bütçelerinden biraz zor. TUA herhalde bunda parayı sağlayacak. Bakanlıkla zaten, evet, doğrudan bakanlıktan bağlı olduğu için. Bu uydudaki kameralar diyeyim. Bunlar bildiğimiz kamera değil. Gözün gördüğü ve görmediği ışığın dalga boylarında alıyorlar görüntüleri. İşte kızılötesinde alıyor, termal bantta falan alıyor. Oralardan sadece bakarak göreceğinizin çok daha ötesinde bilgiler çıkıyor. Yani bir hastalık varsa o hastalığı gözle görmeden, bitki sararmış, o zaman bitti artık, görüyor, hastalık gelmiş. Hastalık gelmeden o özel kameralarla uydudan görebilirsiniz. Ve önlemini ona göre alırsınız. İlaçlama mı gerekiyor, ne yapıyorsun? Bu uzaktan algılama teknolojisi. Bunun da biraz şeye girersek, dünyada organizasyonları var, uluslararası. Ve bunlardan bir tanesi dünyanın bu konuda çalışan derneği, ISPRS denesi kısaca. Onun bir başkanı Türk bir arkadaştı, Profesör Orhan Altan, İTÜ'den. GEO diye bir oluşum var. GEO'nun Earth Observation, yani Global Earth Observation, küresel dünya gözlemi. Küresel dünya. Evet. Bunlar değişik devletlerin ortaklaşa çalışıyor. Veri birbirlerinin arasında veri alışverişiyle, bilgi alışverişiyle, GEO, evet. Küresel Dünya gözlemi yapıyorlar. Evet. Ne yapıyorlar hocam? Tabii. Dünyayı gözlemliyorlar mı? Tabii. Dünya sürekli gözleniyor. Yani her gün üstümüzden gözlem bizim resmimizi çekebilecek. Çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum. Hı-hı. Görüntümüzü alacak. 5-10 arası uydu geçiyor. Hı-hı. Yani artık yukarıdan görebilirler her şeyi. Günün fotoğrafı şeklinde böyle. Evet. Ve bunu bulutlu havada, kapalı havada gece gündüz çekebilen kamera diyeyim, özel radar teknik, SAR deniyor, sentetik açık kıkır radar. Yani ısıya göre falan da şekillenen bir evet, şey yani var, çekim var. SAR görüntüleri bulutluymuş, geceymiş fark etmez. Sürekli alıyor görüntüyü. Hatta o görkemli görüntüler galiba o şekilde çekiliyor hocam. Dünya uzaydan böyle ışıklarla görülmüş halde. Onlar gene bildiğimiz resimde ama dünya gece ışıkları çok güzel o. Karanlıkta böyle harita ortaya çıkıyor işte. Bazı şehirler çok aydınlık, bazıları karanlık bölgeler. Mesela Kore yarımadası çok ilginç. Güney Kore ışıl ışıl, Kuzey Kore kapkaranlık. Sanki bir tane mum bile yanmıyormuş gibi. Evet, onu çünkü özellikle gözlenmesinde karartıyorlar Kuzey Kore'de. Tabii. Ya aslında gerçek isimleri zaten Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti diyorlar kendileri. Biz Kuzey Güney diye ayrılmadık diyorlar. Ama hocam tabii ki bunlar hepsi uzayın aslında yararları. Tabii. Yani bu o yüzden uzay sadece... Bence prestij değil. Büyük kazanımlar sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi bir başka uzayın kullanım alanında navigasyon. Şimdi artık herkes konum at deyince uzaydan alıyoruz konumunu. GPS. GPS. Yani ben şimdi düşünüyorum navigasyon uyduları falan konum at olmasa ya bir adresi nasıl bulacaktım ben? İşte şuraya geldi konum at. Gidiyorum oraya. Bir de burada da mesela önce olan işte Amerika. GPS Amerika'ydı. Yani Türkiye'nin böyle bir sistemi yok. Amerika çekti diyelim. Elimizde ne var? Rusya'nın yaptığı var galiba bir tane. Rusya var, Avrupa var. Bir de Avrupa'nın var. Ama en çok kullanılan, en yaygın, en eski GPS. Amerika'nın. Amerika deyince bizim bir ay projemiz var ya.
Ay görevi diye şimdi geçiyor. Neyse çok şükür o sert iniş denen saçmalıktan vazgeçtik. Evet. Fakat ayla ilgili bir görev arıyoruz. Ne yapabiliriz diye. Amerika'nın bir Artemis programı var. Evet ve şey aya ayak basacaklar. Tamam. Ben hatta işte geçtiğimiz yıl hocam aya Artemis 2 projesiyle gidecek ekibin üyelerinden biriyle röportaj yaptım. Victor Glover, Victor J. Glover'la röportaj yapmıştım. O da şunu söylemişti yani şeyde, röportajda. Biz o uzun süre sonra tekrardan oraya gideceğiz ve bizim asıl görevimiz yaşamak. To live, to live on. Koloni kurmak yani, orada tabii. Evet yani o ilk adımları atacak olan ekibin parçası. Bakın biz onun genel büyük, küçük bir parçasıyla onun parçası olabiliriz. Artemis dünya ülkelerine açık. Onu imzalamış olan, katılım sağlayan programa sayılarını bilmiyorum. 15-20 kadar ülke var. Bunların İngiltere, Fransa, İtalya, Avustralya yanında Singapur, Kolombiya, Romanya falan gibi devletler de var. Ve oraya girerek onun küçük bir parçasını yaparak bütün projenin içine giriyorsunuz. Ne var ne yok öğreniyorsunuz. Bizim de Artemis'i bir inceleyip girebilmemiz gerekir. TUA'nın bir amacı olarak incelemesi gerekir. Artemis bildiğim kadarıyla kapalı program hocam. Hayır. Bütün dünya devletlerine açık. Artemis Accords. Bakarsan isteyen devlet o accords'un madde işte bu barış amaçlı kullanılıyor mu? Tabii elbette. Nasıl katkı sunacak peki hocam göreve? Bak Artemis'de küçücük parça, 7-8 tane Avrupa firması zaten katkı sunuyor. Roketin bilmem nesini yapıyor. Civatasını diyeyim. Şimdi civatası değil ama. Yani yakıtında şu malzemeyi koyuyor. Zaten dünyayı tanıtılıyor, geziyorlar zaten ama... Yani içine girerek zaten o programın ilerlemesini içeriden izliyorsun. O bir bilgi transferidir. Teknoloji transferi, bilgi transferi. Anladım söylediğinizi. Şey olarak diyorsunuz hocam. Yani o sürece maddi olarak ya da bir çalışma olarak, bilgi olarak işte bir parça ya da uydu olarak katkı sağlama şeyinde var. Bak şimdi 2028 anladım. Biz de diyoruz ki kendi aracımızı indireceğiz ay üstüne. Mümkün değil. Yani kendi füzemizle, kendi uzay aracımızla oraya mümkün mü? Ben bahsedeyim 2035'e kadar, 40'a kadar bu olamaz. Ama o projeye girerek o Amerikan indireceği aracın tekerleğini yapar. Biz orada bir küçük parça yaparak. Yani çorbalı tuzumuz olur. Çorbalı tuzumuz olur. F-35 programında nasıldı? Bayağı önemli parçalarını yapıyorduk ve F-35 programına giriyorduk. Şimdi gerçi atıldık ama. F-35. Buna da orada daha küçük bir parçayla programa girebiliriz. Ve bize bu bilgi kazandırır. Zaten her şey bilgiyle başlamıyor mu hocam zaten? Evet. Yani bütün her şey bir hayal ürünü. Ondan sonra bilgi ve bunu işlemekle alakalı olan bir şey. Yani 2028 değil mi? 30, 31, 32. Bizim aracımız Amerika, sen bunu götür oraya desek... Şimdiden onun hazırlığına girebiliriz. Zaten biz aracımızı şimdi yaparız. Başlasak anca o zamana kadar anca. Aracımızı hazırlarız. Amerika'da belki götürürüm. Ama programa girip anlaşmaya, iletişime, görüşmeye girmek lazım. Peki hocam. Fuat hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için özellikle bu üç konuda bizi aydınlattığınız için. Çünkü izleyiciler de öyle, sosyal medyada öyle. Hatta işte soru cevap kısımlarında basında Alper Gezer Avcı ile konuşan insanlarda da hani bu tip sorular çok yaygın. Yani özellikle bu üç soru üzerinde duruluyordu. Biz de bunu izleyicilerimize açıklamaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Sayenizde hocam çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere hocam. İnşallah, sizinle. Sağ olun. Evet, programımızın sonuna geldik. Özellikle bu programı ben genel anlamında... Türkiye'nin uzay macerasına ve ilk Türk astronotu Alper Gezer Avcı'ya ayırmak istedim. Çünkü üzerine çok haber var, çok bir de parçalanmış durumda haberler. Yani çok dağınık haberler vardı. Bir derleyip toparlayıp en sonki haliyle, son en çok konuşulan sorularla böyle bir tek bir program halinde hazırlamak istedim sizin için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Söyleyeceğim benim... Bilimin yolundan hiçbir zaman ayrılmamalıyız. Eğer ki bir ilerleme sağlayacaksak bu daima bilimin ışığında olmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi benim manevi bir mirasım.